gitmiş, oraya gelmişmiş. Sen neler anlatıyorsun? Tam o sırada da Hazreti Ebubekir geliyor bakın karşıdan. Hemen etrafını çeviriyorlar. Biliyorlar ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın en yakın dostu Ebubekir, öyle değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim her insana vurgu yapmaz. Ama Hazreti Ebubekir'e ne der? Habibi Edibi'nin mağara arkadaşı, öyle değil mi? Ve Hazreti Ebubekir'in yanına geliyorlar, diyorlar ki ya senin yakın dostun ne diyor, diyorlar ya. Duydun mu hiç sen? Şimdi de bakın ne deli saçması söylüyor, diyorlar tövbe neymiş? Mekke'den diyorlar Kudüs'e gitmiş. Ne diyorsun sen buna ey Ebu Bekir? Ne diyor Ebu Bekir? Onun diyor dudaklarından dökülen her bir şeye kalıbımı basarım der. İşte bu kadar. Ebu Bekir neden sıddık oldu? Neden tasdikleyici oldu? Bundan dolayı. O Hazreti Muhammed Mustafa'ya gözü kapalı uydu. Ne derse oradaydı, nereye gitse yanındaydı, ne söylüyorsa anında yapardı Hazreti Ebubekir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hep Hazreti Ebubekir'i bir adım öne geçirdi her zaman, her dönemde, her yerde. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in bir hikayesi var değerli müminler. Sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum hanım kardeşlerim. Konuşmaya başladılar kendi aralarında. Ben de şunu anlıyorum ki diyorlar ki hocam yeter ya. Bizi sıkmaya başladın. Evimize gidelim. Anlıyorum sizi. Biraz da üşüyorsunuz. Dolayısıyla ben de her zaman sizi bulamıyorum bakın. Hocam aradı. Bir fırsat oldu, geldik değil mi? Ben ince suyu bilmiyordum. Sizi gördüm, tanıdım. Dolayısıyla çok da fazla sizi sıkmayacağım. Siz de beni dinlerseniz, çünkü ben görüyorum burada beni dinleyen kim, dinlemeyen kim. Dolayısıyla bakın, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin arasında şöyle bir efendim hikaye anlatılır. Bir gün Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin Mescid-i Nebevi'de oynuyorlar. Tam o sırada bir Bedevi diyor rivayetlerde, o insan geliyor, namaz kılacak, abdest alacak. Abdest alırken bakıyorlar ki Hazreti Hasan ile Hüseyin, adam abdesti yanlış alıyor. Yanlış alıyor adam abdesti. Bakın iki yavru Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimine vurgu yapacağım burada. Diyor ikisi konuşuyorlar. Hazreti Hasan tabi büyük abi. Hazreti Hüseyin diyor ki abi diyor ya yanlış alıyor abdesti. Şimdi diyor bu uyarsak adam ne yapar, bize kızabilir belki. Öyle değil mi yani, küçük yavru gelse amca sen abdest almadın dese hadi oradan deriz ya sen kim oluyorsun da bana abdest almayı mı öğreteceksin deriz değil mi? Ne yapalım? Ha şöyle diyor bir oyun uyduralım kendi kafamızda. Gidiyorlar adamın yanına, amca diyorlar ya biz İkimiz iki kardeşiz. Abdest almayı da yeni öğrendik diyorlar ya. Biz bir yarışma yapalım. Sen de hakemimiz ol. Biz bir abdest alalım. Sen bir bak bakalım. Hangimiz doğru, hangimiz yanlış? Tamam diyor adam da. Bakın kim hakem olmak istemez değil mi? Tamam diyor, ben hakem olurum. Onlar başlıyorlar abdest almaya. Adam bakıyor ki ikisi de aynı abdest alıyor. İkisi de gayet İntizamlı abdest alıyor. Ha adam yavaş yavaş anlıyor ki ya ben bunları yapmadım ya. Ben bir tarafı eksik yaptım. Ondan sonra iki yavrunun da alnından öpüyor ya. Anladım ben diyor. Siz diyor bana güzel bir ders verdiniz. Abdesti ikiniz de doğru aldınız. İkinize de diyor 100 puan. Abdesti ben yanlış alıyormuşum. Ben bunu anladım. Sağ olun. İşte küçücük Hasan ile Hüseyin'in verdiği ders kimi gösteriyor? Hazreti Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatu vesselam'ı gösteriyor. Onun eğitimine binaen bakın Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer dönemi değerli müminler 10 yıllık bir süreçtir. Efendim
634'te halife olmuştur, 644'e kadar. Ama koskocaman bir İran coğrafyası ne olmuştur? Yerle bir olmuş ve Müslümanların kontrolüne geçmiş. Peki bu efendim coğrafyanın İslam kontrolüne gelmesini, getirmesini sağlayan ashab-ı kiramın eğitimini veren kim? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ne diyor o, bakın dinleyin. Gittiğiniz yerde diyor, gittiğiniz yerde sakın ha kadınlara dokunmayın, çocukları öldürmeyin, yeşillikleri kesmeyin diyor bakın Hazreti Peygamber. Orada diyor, hani gittikleri yer yabancı yerler, farklı din sahipleri var. Onların diyor mabetlerine girdiğiniz zaman din adamlarına dokunmayın diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakın günümüzde bile savaş düzeninde, nizamında hak hukuk yoktur, görüyorsunuz. O medeni dediğimiz batının Orta Doğu'da İslam coğrafyasında neler karıştırdığını hepimiz görüyoruz değil mi? Bırakın kadını çocuğu öldürmeyi, neler yaptıkları, hangi vahşeti uyguladıklarını. Bakın bütün bunlar işte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın eğitimini bize gösteriyor değerli müminler. İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu eğitimiyle değerli müminler yetişen ümmeti elbette onu ne yapacak? Onu çok sevecek. Biraz da ümmetinin Hazreti Peygamber'e sevgisinden bahsedip konuşmamı bitireceğim. Sizi fazla sıkmayacağım değerli müminler. Bakın bir gün Abdullah bin Huzafe es-Sehmi isimli sahabe Bizans'a esir düşüyor, bakın Rumlara esir düşüyor. Konuşturmak istiyorlar, eziyet ediyorlar ona, dinini değiştirmek istiyorlar. Bir türlü efendim onu ikna edemeyince artık idam fermanı yazılıyor. Artık idam edecekler. Efendim Abdullah bin Huzafe'nin gözünden yaşlar boşalmaya başlıyor. Bu sefer oradaki görevliler diyorlar ki ne oldu ya, korktun mu? Madem korkuyordun sana bir sürü fırsat sunduk. Birine uysaydın. Şimdi diyorlar neden gözyaşı döküyorsun? Niçin? Bakın Abdullah bin Huzafe'nin dilinden dökülen şu cümleler adeta kulaklarımıza küpe olsun. Hayır diyor, ne korkusu ya? Ne korkusu? Ben diyor sizin gibi öldüğüm zaman beni diyor zebaniler karşılamayacak diyor cehennemde. Ben diyor öldüğüm zaman inşallah cennete gideceğim. Ben buna hiç ağlamıyorum. Peki neye ağlıyorsun? Böyle bir tek canla diyor gideceğim diye üzülüyorum. Tek bir canla gideceğim için. Arzu ederdim ki, bakın iyi dinleyin değerli müminler. Başımdaki saçlarım adedince başım olsaydı keşke. Başımdaki saçlarım adedince başım olsaydı. Onları diyor sevdiğim Allah Resulüne tek tek feda ederdim diyor. Tek tek. Ama nafile, şu anda buna sahip değilim. Tek bir canım var. Onu diyor Allah Resulüne feda edeceğim. Buna diyor ben ağlıyorum. Yoksa ölüme ağlamıyorum. Hele hele sizin gibi insanların elinden gelecek ölüme ben ağlamıyorum. Ashabı Hazreti Peygamber'i böyle seviyordu. Bakın yine bir gün Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam artık anlıyor ki ölüm yavaş yavaş kendisine gelmiş. Geliyor daha doğrusu. Mescid-i Nebi'de ashabı toplanmış, onlarla sohbet ediyor. Diyor ki ya Hazreti Peygamber kimde diyor benim bir hakkım varsa bugün ödeşelim diyor ya. Maddi haksa maddi hak olarak ödeyelim. Efendim başka bir hakkı varsa onu ben kendisine vereyim. Yeter ki kimsenin hakkı bende kalmasın. Bakın kul hakkına vurgu yapıyor Hazreti Peygamber.
Oradan bir el kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah benim var sizde hakkım. Herkes dönüyorlar. Diyorlar ki ya kendi işlerinden bu densiz kim ya? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan hak talep eden kimdir ki? Gel diyor Hazreti Peygamber. Nedir? Diyor ki ya Resulallah işte sizinle diyor bir gün ben bir yolculuk yapıyordum. Sizin diyor deveniz öndeydi. Ben de diyor, daha doğrusu bir devede ikisi bir gidiyorlarmış. Ben de sizin diyor arkanızda oturuyordum. Siz diyor deveyin efendim daha hızlı gitmesi için kamçınızı diyor her diyor kaldırıp indirmenizde kamçı benim sırtıma değiyordu ya Resulallah. Benim sırtıma vurup vurup durdunuz. Ben de istiyorum ki hakkımı almak diyor. Bunu duyunca oradaki sahabe ne diyor bu adam diyorlar ya. Yani Hazreti Peygamber'i kamçılamak mı istiyorsun sen? Hele Hazreti Ömer kendinden geçmiş. Getirin şu adamı koparayım kafasını diyor. Ne diyor bu diyor. Neler söylüyor. Ama bakın hepsini sakin. Teskinlendiriyor Hazreti Peygamber. Durun. Eğer diyor böyle bir şey yapmışsam ben hatırlamıyorum. Ama demek ki bu da anlatıyor. Vuracak mecbur. Hemen diyor ki Hazreti Ömer'e, bakın Hazreti Ömer'e diyor, git benim kızım Fatıma'dan benim diyor kırbacımı iste gel. Git isteyemem ya Resulallah diyor. Senin sırtına o kırbac inecek, ben diyor kendi elimden getireceğim, bu den size vereceğim, bunun diyor kafasını koparırım ben burada diyor. Senin diyor sırtına vuracak bu. Bakın hiç kimseyi gönderemiyor, neyse bir kimseyi buluyor Hazreti Peygamber. Geliyorlar Hazreti Fatıma'nın yanına. Diyorlar ki ey Fatıma baban kırbacını istiyor. Neden diyor Fatıma? Ne yapacak baban kırbacını? Böyle böyle diyor bir olay oldu. Bu kimse babanın sırtına vuracak kırbaçla ki hakkını alacakmış. Bakın bu sefer Hazreti Fatıma geliyor mescide. Ya diyor sen ne biçim adamsın? Bana vur diyor ya. Döneyim benim sırtıma vur. Babama vurulur mu bu? Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Hayır, hakkım da hakkım. Hakkımı alacağım ben. Madem dedi Hazreti Peygamber. Artık bütün sahabe-i kiram adama kan kusuyorlar. Ama Hazreti Peygamber'den de bir şey yapamıyorlar. Hazreti Peygamber hırkasını indiriyor. Mübarek sırtı açılıyor. Peygamberlik mührünün işte iyice görünüyor. Adam bunu görür görmez atıyor elinden şeyi, kırbaçı. Hazreti Peygamber'in sırtına yapışıyor. O peygamberlik mührünü öpmeye başlıyor. Diyor ki ya Resulallah ben sana kıyar mıyım diyor ya. Ben sana vurmaya kıyar mıyım? Ben diyor şu mührü şöyle doya doya öpeyim diye diyor sana latife yaptım, şaka yaptım diyor. Ben sana kıyar mıyım hiç? Ben sana vurur muyum hiç? Böyle olunca tabii diğer ashab-ı kiram da durumu anlıyorlar. Herkes efendim o sahabenin bu şeyini de takdir ediyorlar. Bakın ashab-ı kiramın Hazreti Peygamber sevgisi böyleydi de değerli müminler. Bizim ecdadımızın peygamber sevgisi bunlardan az mıydı? Hayır, bakın Yavuz Sultan Selim'in den gelen bir şey var, bir ibare var. Bakın ne diyor? Ya Resulallah senin memleketinde gezen köpeğin yerden kaldırdığı bir tek toza 100 tane başım feda olsun diyor. Anladık değil mi bakın? İşte biz hadimul harameyniz diyor değil mi? Mekke ve Medine'nin kontrolü ele geçirdiği zaman Yavuz Sultan Selim öyle diyor. Bakın bir daha okuyorum ibareyi. Ya Resulallah senin memleketinde gezen köpeğin yerden kaldırdığı bir tek toza 100 tane başın feda olsun ya Resulallah. Yavuz böyle de Yavuz'u yetiştiren babası 2. Bayezid ondan az mı? Değil. Bakın bir gün 2. Bayezid'e birisi geliyor. Herhalde büyük ihtimalle de ki onun yakın dostlarından bir tanesi, Nedimlerinden bir tanesi. Diyor ki hünkârım ben bu sene hacca gideceğim diyor. Var mı diyor oradan bir isteğiniz?
var mı efendim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama ileteyim? Ne bu? Ha, ben de tamam. Evet, kağıtlar geliyor. Demek ki sıkıldınız, hocama artık kağıt gönderiyorsunuz. Hemen hemen bitireceğim. Dolayısıyla ikinci Bayezid diyor ki, bakın, koskoca Osmanlı padişahı el ile, kendi eliyle, bakın alın teriyle bir şeyler üretiyormuş. Ve bunları da gizlice pazarda sattırıp o gelirleri bir tarafta biriktiriyormuş değerli davetliler. Hemen o parayı getiriyor. O adama diyor ki al. Bu para diyor var ya benim alın terim diyor. Bundan diyor götür bunu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kabrinin kandilleri için diyor gerekli olan yağ var ya diyor bu paralardan harcasınlar diyor. Ve bayağı bir müddet ikinci Bayezid'in vermiş olduğu bakın o paralarla o kandillerin yağları alınıyor değerli müminler. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama sevgiler bu şekilde. Toparlıyorum değerli müminler. Biz de onun ümmeti olarak aramızda dargınlık varsa bakın, aramızda küskünlük varsa, aramızda efendim birbirimizi hor görmediğimiz, sevmediğimiz veyahut da canımızın yandığı kendimizce bir şeyler varsa, Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın rızası adına ne yapacağız? Bunu bir kenara atacağız. Hepimiz onun ümmetiyiz. Hepimiz onu seviyoruz. Hepimiz Hazreti Muhammed Mustafa dediğimiz zaman elimizi kalbimize koyuyoruz. Dolayısıyla tek olacağız. Birlik olacağız. Ne yapacağız? Onun yolundan gitmeye gayret göstereceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizlerle buluşmak benim de hoşuma gitti. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hocamıza bu güzel konferansından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocamızı yerine almadan evvel küçük bir hediye babında ilçe müftümüzü kendine plaket takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Yaşatan yüce Allah'a mahsustur. Selavat ve selam ise iki cihan güneşi server serbilendimiz levendimiz Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'ya aline ashabına Allah'ın selamı rahmeti bereketi feyzi ilahi nuru cümlemizin ve cümlemizin üzerine olsun. Evet, çok kıymetli misafirler, kıymetli hocam,
İlçe Müftü, Şahin Hocam, kıymetli, değerli protokol ve siz hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel organizasyona, bu güzel kutlu programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, İsmail Hocam'ın akabinde hakikaten gönlünüz o kadar yumuşadı ki bizim için çok güzel olacak, çok kolay olacak. Güzel bir program, güzel de devam ediyor inşallah. Evet, şimdi selavatlarla başlayalım. Ve o muhteşem eser, sevdim seni mahvudum canan diye sevdiğim isimli eserle birlikteliğimize başlayalım inşallah. Sana
gençler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye teşekkür ederiz. Devam edelim mi? Tamam inşallah. Efendim, Allah'ın ve Resulünün isimleri anılan yere melekler gelirmiş. Orada bulunan mecliste, o mecliste, o mekanda bulunan insanların dua ve niyazlarını Hak Teala'ya ulaştırılmış. Yüreğinizdeki o derin duygu, o ferahlık onun belirtisi. İnanın onun belirtisi. Efendim, semazenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Semazenlerimiz nereden? Yozgat'tan. Hatta bir tanesi de, evet, hocamın öğrencisi, annesi buralı, İsmail Efe. Evet, Demir, Demir soy isimli. Var mı? Demir soy isimler var mı? Elini kaldırabilir mi? Kim var? Evet, maşallah. Evet, Yusuf'umuz. Şöyle bir dinlenmeyi alalım. Bir eser sonra inşallah. Dinlemeye alalım sizleri. Koromuz da güzeldi. Amine. Değil mi? Amine gelmek istemiyordu ama koromuzla beraber Ebu Bekir de gelsin. Koromuz gelir mi buraya? Hadi bakalım. Alkışlarla koromuz alabilir miyiz? Ebu Bekir sen de gel. Gül Ahmet'im diyelim onlarla beraber. Maşallah. İnin aşağıya çocuklar. Erkekler nerede? Erkekler nerede? Mustafa'cığım bir dakika. Senin adın ne? Amine. Habibe. Maşallah. Senin adın ne? Oğuzhan. Ramazan. Ebu Bekir senin adın ne? Ebu Bekir. Peki. Şimdi sizlerle beraber Gül Ahmet'imi söyleyelim mi? Olur mu? Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Bunu beraber, nakaratını beraber söyleyelim. Anlaştık mı? Maşallah çok hoşuma gitti. Yani bu hani çıkıyorlar da heyecan da aşkla söylüyorlar ya. Maşallah. Evet. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare.
başka yok ki saran kollarına gül almedim. İşte şuramdı ki yara, ah ne yapsam ne yapsam. Senden başka yok ki saran kollarına gül almedim. Gül almedim. Çocuklarla. Çocuklar, en son ilahimiz var bizim. Bizim albümden bir ilahi. En büyük kim Allah? Onu sizlerle beraber söylemek istiyorum. Şimdi alkışlarla uğurlayabiliriz sizleri. Mikrofonlar orada dursun yine. Hicaz, Hicaz yapalım. Medeniyelerimiz ardında Allah Allah. Bir kuple söyleyeyim. Evet, Medeniye varamadım. Gül kokusu alamadım. Ben Resul'e duyamadım, yaralıyan yaralı. Peygamber aşıklarına, Muhammed aşıklarına armağan olsun inşallah.
fazla üşütmek istemiyorum sizi. Son... Ellerimiz dert görmesin. Semazinlerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Son bir ilahi. En büyüküm Allah. Diyelim kısa bir şekilde. Evet. Evet. Semazinlerimiz selamlarını versinler. İsmail Efe ve Yusuf'a çok teşekkür ediyoruz. Alkışlara uğrayalım inşallah. Evet. Çocuklarımızı tekrardan böyle hemen alalım. Son kez. Hocam. Tamam. İsmail Efe sizin öğrenciniz ama Ebu Bekir de benim öğrencim. Evet. Yukarı, şöyle yukarı alalım. Yukarı alalım.
ortalıkta Ramazan. Efendim, bu eserimizi, bu organizasyonda emeği geçen herkese armağanımız olsun. Başta muhtarımıza, hocamıza, Fatih hocamıza. Evet, Necmi. Selim. Selim hocamıza ve emeği geçen herkese armağanımız olsun. Ellerimiz üşüdüyse şöyle alkışlarla bir içim tutabiliriz size. Haydi bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize küçük bir hediyemiz var. Ali Bey'i sahneye davet ediyorum. Onlar kendilerine hediyelerini takdim etmek istiyorum. Ali Bey. Tamam, şu an.